yerde bekle oturuyor. Yani beton olduğu için aslında. Yani gördüğünüz pivaçların hepsi kolon aslında. Evet, o mini kolon. Türkiye'nin 100 yılına damgasını vuracağına inandığımız Türkiye'nin otomobili projesinde Gemlik'teyiz. Bildiğiniz gibi 2019 yılının sonunda Türkiye'nin otomobilinin lansmanını yapmıştık. Tabii biz Türkiye'nin otomobili diyoruz ama mobilite dünyasındaki değişimlere baktığımızda geleceğe damga vuracak bir teknolojik alet olan Türkiye'nin otomobili dememiz daha doğru. 2019 yılında ilan ettiğimiz şekilde otomobilin 2022 sonunda seri üretim bandından inebilmesi için şu anda Gemlik'te fabrika inşaatı çok büyük bir süratle devam ediyor. Pandemiye rağmen arkadaşlarımız, Türkiye'nin otomobili girişim grubundaki baba yiğitlerimiz büyük bir özveriyle, büyük bir gayretle çalışmaya devam ediyorlar. Bu içerisinde bulunduğumuz bina boyahane olacak. İnşallah otomobillerimiz burada en son teknolojiyle boyanmış olacaklar. Şu anda fabrika inşaatları devam ediyor. Fabrikanın tamamlanması Temmuz 2022'de hatların kurulmasıyla ve işler hale getirilmesiyle beraber tamamlanmış olacak. Fabrikanın inşaatı büyük bir özveriyle ve süratle devam ediyor. İnşallah söz verdiğimiz şekilde biz Türkiye'nin otomobilini Türk milletiyle buluşturmuş olacağız ve Türkiye'nin 100 yıldır beklediği bu projede başarıya ulaşmış olacağız. Burada hem dünyadaki fabrika teknolojilerini de değerlendirerek dünyadaki en son, en yeni ve en teknolojik fabrika kurulmaya çalışıyor. Çevreye açısından baktığımızda Avrupa'nın çevreye en saygılı otomotiv fabrikası Türkiye'de, Gemlik'te Türkiye'nin otomobili TOG'la kurulmuş olacak. İnşallah biz bu projeyi hem baba yiğitlerimizle beraber, projedeki profesyonel arkadaşlarımızla beraber ve bakanlık olarak yakın bir şekilde takip ediyoruz. İnşallah söz verdiğimiz şekilde de tekrar söyleyelim, 2022 yılının sonunda araçlarımızı seri üretim bandından indirmiş olacağız. Her şeyden önce planladığımız şekilde ilerliyoruz. Gece gündüz büyük bir heyecanla, bitmeyen tükenmeyen bir enerjimizle hep beraber hissedarlarımız ve bizi destekleyen bütün paydaşlarımızla çalışıyoruz. Nedir burası? Burası malum biz yola çıktığımız andan itibaren otomobilden fazlası diyoruz. Otomobilden fazlası tabii ki fabrikadan fazlası bir ortamdan gelmeli ve o nedenle de burada bir üretim tesisinin yanında araştırma geliştirmenin olacağı, tasarım stüdyosunun olacağı, testlerimizi yapabileceğimiz ve bize göre daha da önemlisi ileride teknolojiyi deneyimleyebileceğimiz bir merkezimiz de olacak. Biz burayı mobilite transformasyon merkezi olarak adlandırıyoruz. Yani hafta sonları da gelip örneğin burada vaktinizi geçireceğiniz bir yerimiz olacak. Bunu yaparken dikkat ettiğimiz birkaç nokta var. Aracımız nasıl yeni nesil teknolojilerle donatılmış ise buradaki tesisimiz de yeni nesil teknolojilerle beraber yapıyoruz, geliştiriyoruz, büyütüyoruz ve burada altını çizmek istediğim konu bizim çevreye bakış açımız. Gerek şirketimizin, markamızın DNA'sında çevreye saygılı olmak ve orta uzun vadeli bunun her açıdan değerlendirilmesi. Bunu yaparken örneğin içinde bulunduğumuz boyahane şu an Avrupa'nın en temiz boyahanesi ve bildiğimiz kadarıyla da dünyanın
sayılı temiz boyanelerinden ve bunun yanında yenilenebilir enerjinin kullanımı bizler için çok önemli. Dolayısıyla burada çevreyle iç içe, çevreyle dost, yeni nesil teknoloji büründüren bir tesisten bahsediyoruz. Biz şu an boyanemizin içerisindeki ekipmanları yerleştirme aşamasındayız. Önümüzdeki haftadan itibaren bu konular başlayacak ve daha sonra da adım adım binalarımız bittikçe, üzerini kapadıkça ki Ekim sonu itibariyle burada diğer alanlarda da aynı şekilde tesislerin döşenmesine başlıyoruz. Ve bizim amacımız sene sonuna kadar olayın bina boyutundaki konuların tamamlanması ve önümüzdeki senenin Mayıs, Haziran'ına kadar ekipmanların da gelerek yerleşmesi ve ondan sonraki dönemlerde de adım adım her imalat sisteminde neler gerekiyorsa bunların sırasıyla layıkıyla yapılması ve sene sonunda da seri üretime hazır olacak şekilde bütün planların uygulanması. 2019 yılında otomotivi ilan ettiğimizde biz Gemlik'te bu tesisi 2020 yılının Temmuz ayında temellerini atmıştık ve o günden bugüne ki bugün 230 bin metrekare kapalı alanının aşağı yukarı %70 inşaatı tamamlanmıştır. İnşallah bu Ekim ayında da boyane kısmındayız şu anda. Montajlarına başlayacağız. Yine 2022'nin Temmuz ayında da inşallah deneme üretimleri başlayıp 2022'nin sonunda da banttan otomobillerimiz inmeye başlayacak. İnşallah 2023 yılı da açılışımızı yapacağız diyorum. Ülkemize hayırlı uğurlu olsun ve biraz önce Sayın Bakanımızın dediği gibi 100 yılın bir projesidir. Bu proje tam zamanında girmiş ve elektrik otomobil dünyada herkesin aynı zamanda girdik ve bizim avantajımız da daha önceden içten yanmalı motorlar dediğimiz ve bunda Avrupalılar onların üzerinde yenilikler yaparak bunu giriyorlar. Ama biz sıfırdan girdik. Türkiye'nin otomobili ve aynı zamanda otonom bir burası dijital bir teknolojiyle beraber bu otomobillerimiz bu ülkede hem ülkemiz vatandaşı kullanacak. İnşallah 2024-2025 yılında da ihracatımızı dünyaya satacağız. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.